Yeni aldığım mini GT'leri inceleyeceğiz. Kendileri şuradaki gratis poşetinde duruyorlar. Nerede inceleyeceğiz? Evet, güzel bir soru. Sağ tarafa bir videoda çıkmıştık. Onu sağ taraftan izleyebilirsiniz. Bu sefer soldan gidelim. Bu sefer dağ olmasın yani, değil mi? Şu anda Sakarya Pamukova'dayım. Böyle geziyorum. İki tane yeni mini GT almıştım. Onları inceleyelim. Bak köprüde şu anda. Oğlum manzara çok güzel burada be. Şuraya bakın. Evet, tren geliyor diye bakalım. Belli olmaz. Tamam, gelmiyor. Burada hava güneşli ama esiyor. Şu an hatta bir kısa düşürdüm. Bayağı esiyor hava. 17 derece diyor. Yani fena değil 17 derece ama kısa kolluyum ben. Neyse olsun. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa mutlaka beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. ATV videosu çekmeyi seviyorum. Dur bu oğlum artık. Düz gidersek bir köye gidiyor, oraya biliyorum. Şuradan gidelim ya. Hadi bakayım burası nereye gidiyor. Bu arada şu an Ramazan'ın 28. günü. Yani siz bu videoyu büyük ihtimalle Ramazan'dan sonra izlersiniz. Ama hala Ramazan şu an ben çekerken. Öyle. Yalnız aldığım mini GT'ler de gerçekten çok güzel. Bir tanesi de Instagram'a post atmıştım zaten. Yeşil bir BMW. Öbürünü de söylemeyeyim. Bak rüzgar benim şeyimi değiştirdi. Rüzgar yönümü değiştirdi lan. Havadayken böyle tam şu yüksek var ya, oradayken böyle sola doğru kaydırdı rüzgar beni. Harbi diyorum bak, rüzgar bayağı esiyor. Abi arkadan şu toz bırakma olayına bayılıyorum. Bu arada sol tarafımda hızlı tren rayları var. Belki denk gelirsek hızlı trenine geçebilir. Bakayım. Ya kimse yok. Ben şeyi çözdüm. Bu trafik ışıkları gibi şeyler oluyor yani raylarda. Onlar yeşil olduğu zaman, ki zaten doğal normal olarak yeşil olduğu zaman geçiyor. Oğlum çok güzel ya. Böyle o sesi içinizde hissediyorsunuz. Kaçta geçti acaba? Ama bu bir başka videonun konusu. 200 var mıdır? Bence yoktur. 150 falan bence. Biz arabalarımızı burada açalım. Bir tane daha geçerse denk geliriz belki. Şöyle duralım. Evet arkadaşlar, hemen mini jetlerimizi açalım. Şöyle şunları alalım kamera. Gratis poşeti, annemden poşet istedim, gratis poşeti verdi. Bir de bir şey olmasın diye berenin içine koydum araçları. Şöyle açalım. Kamera inşallah kayıttasındır ha. Şimdi bir tane burada BMW 7 serimiz var. Bak kutu ne hale görüyorsunuz değil mi? Bunun sebebi kardeşim. Anam çıldıracağım ha. Ben dedim ki bunun olduğu çantaya dikkatli davran. Dikkatli davranmamış. Parasını alacağım ondan. Sıkıntı yok. Bir tane Audi RS6 Avant. Gri renk. Mükemmel. Bunun rengi Carbon Black Edition Full Red Silver'mış. Ne değişik isimleri var ya. Dur şu BMW'ye bakmadık da. BMW Alpina B7 X-Drive. Alpina Green Metallic. Alpina yeşiliymiş rengi. Bir tane de şurada Hot Wheels'cığımız var. Supra. Bunu bak şu sağ üst taraftan izleyebilirsiniz. Karşılaştırma videosu vardı. Orada
Bir 5-10 saniye falan gösteriyorum araba işte. Bu araba da yeni geldi, rafına koyalım diyorum. Yorumlara demediğini bırakmamış arkadaşlar. Ulan o geçtiğin araba 2000 TL, manyak mısın falan filan. İnceleyelim onu da böyle, o yüzden getirdim. Gerçekten kapalısı 2000 lira yok da 1500 falan kapalıları. Ben bunu kaça aldım? 700 hemen aldım açık kutusuz halde. Evet, o zaman arabalarımızı incelemeye geçebiliriz. Evet, öncelikle Supra'mızdan başlayalım. Şöyle kırmızı renk bir Supra. Bunun serisi Boulevard olması lazım. Boulevard ama bu normal bildiğimiz Boulevard değil. Başka bir şey Boulevard'tı. Ben bunu yazarım buraya. Ön far detayları var. Güzel T37 jantlarımız var. Siyah renk. Araba düz. Kırmızı birazcık bordoya da kaçıyor. Değişik bir renk. Stop detayları da var tabii ki premium olduğu için. Gayet güzel bir araba. Şöyle göstereyim de kızmayın sonra. Farları ıvır zıvır. Her şey yapılmış. Şimdi gelelim BMW B7'mize. B7 değil mi abi? Yani 7 serisi işte. Hava nasıl esiyor ya? İnşallah rüzgarsız gelmiyordur. Dikkatlice çıkaralım. Evet, uçmayın kutular mümkünse. Evet, bu BMW 7 serimiz mükemmel. Gerçekten mükemmel. Rengi böyle simli yeşil tarzında güzel bir rengi var. Alpine Green Metallic diyordu zaten. Metalik yeşil işte Alpine rengi. Ön tarafında kocaman bir ızgarası var. Zaten bu 7 serinin ızgaraları kocaman oluyor. Güzel farları var. Hot Wheels gibi biliyorsunuz Mini GT boya yapmıyor farları. Bildiğiniz gerçek böyle plastik tarzında bir malzeme. Ön tarafında küçük bir BMW logosu var ve ön tamponda da Alpine yazıyor. Bu Alpine şey diyebiliyorum ben. Hani Mercedes'te Brabus var ya, bu da modifiye şirketi. Bunlar da BMW'leri yapıyorlar. Jantlarına geldiğimizde şöyle güzel çok kollu bir jantı var. Ortasında BMW ya da Alpine logosu yok sanırsam. Var. Alpine logosu var sanırım da pek belli olmuyor. Rengi bu şekilde aracımızın. İç detayları çok güzel şekilde yapılmış. Bakın orada ekranı, direksiyonu falan var. Şurada 10 numara bir sunroof var. Sunroof bayağı güzel. İç detayları falan 10 numara. Arkasına geldiğimizde şöyle süper bir stopları var. Ortasındaki stopu ile böyle bir metal bir çizgi var. O da stop olsa Audi'ye benzerdi. Bence o yüzden yapmamışlardır. 4 çıkışlı bir egzozumuz var. Alpine B7 yazıyor plakada. Ön üst tarafta BMW logosu. B7 ve Alpine yazıyor yine. Güzel. Aynaya bakalım. Aynaların içi yok tabii ki. Mini GT yapmıyor bunları. Inno falan yapıyor. Aracımız güzel. Heybetli duruyor. Biraz daha böyle büyük duruyor. Sağ üst taraftan izleyebilirsiniz. Mercedes S-Class'ımı incelemiştim. O S-Class da bayağı büyük. Aynı bunun gibi. O zaman geçelim Audi'mize. Audi'ye geçmeden önce şunu çektiğim fotoğraflara bir bakalım isterseniz. Öyle 3-5 tane fotoğraf çekmiştim. Geldik Audi RS6 Avant'ımıza. Carbon Black Edition, Floret Silver. Floret ne demek acaba? Onu bilmiyorum. Carbon metalik gümüş rengi işte. Şöyle açalım. Aa bak, şurada yine TSM model şeyi. Çok güzel. BMW'de var mı bu? Vardır da. Ha bak, burada da BMW'nin ızgarası oluyor. Aynen bak, unutmuştum bunu. İyi oldu. Bu lisans kısmında BMW'nin ızgarasını yapıyorlar BMW modelleri. Çok iyi. Ya bilenleriniz var mıdır bilmiyorum ama daha YouTube kanalı falan yokken bende bunun siyah rengi vardı ve port bagajlı versiyonuydu. Bayağı da güzel bir arabaydı. Ama şu arkasındaki Audi logosu yamuktu. Bir de sonradan ben aynısını kırmıştım yanlışlıkla. O yüzden satmak zorunda kalmıştım. Keşke satmasaydım tabii ki. Şu anda bulunmuyor. Audi'mizi inceleyecek olursak. Zaten RS6'yı bilmeyen yoktur büyük ihtimalle. Bunun jantları çok hoşuma gidiyor. Jantlarından başlayalım. Şöyle değişik bir jantı var. Audi jantı zaten. Bu yani bence Audi jantı olarak hafızalara kazınmalı. 4 kapılı bir, güzel bir aile arabası. Plakada RS6 yazıyor. Sol altta yine RS6 yazıyor arka kısımda. Stopları güzel bir şekilde yapılmış. Böyle boydan boya gelen. Gerçi o da stop değil galiba. Stop olabilir mi? Bilmiyorum. Ön tarafında ise yine güzel farları. Burada ızgarasını falan yapmış. Mini GT. Üstte bir tane köpek balığı anteni var. O da güzel. Ufak bir spoiler var. Fena değil. Arkada yine silecek de var. İç detayları da güzel bir şekilde yapılmış. Aha, tren geçiyor bak. Lan gitmedi. Bayağı hızlı geçti. Bu harbiden bayağı hızlı geçti. Öbürüne göre biraz hızlıydı. O sırada şu da düştü.
Evet, Mini GT RS 6'mız da bu şekilde. Gerçekten güzel bir araba. Tavsiye ederim almak isteyen varsa. Nereden alacaksınız? İnanın bilmiyorum. Facebook'a bakabilirsiniz. Facebook'ta Parola 164 ya da Hatgız 164 Kulübü diye gruplar var. Oradan gruplara katılıp bakabilirsiniz. Araçları tekrardan beresine koydum. Şimdi poşetine de koyacağım. O zaman bu videoluk benden bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu videoda hem iki tane Mini GT, bir tane de Hot Wheels Premium inceledik. Böyle güzel tren raylarının yanında değişik bir inceleme oldu. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoya da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.